Kahraman katiller, mert maşalar, gaspçı avcılar ve meczupları seyretmeyi sürdürmekteyiz. Bazen yüzlerini gizliyorlar, bazen isimlerini. Dostları, aileleri, dernekleri, partileri onlarla halen gurur duymakta. Sürekli seyretme mecburiyetindeydik. Eskiden bazı bilgiler daracık bir alanda, kendi hallerinde dururdu. Bir İçişleri Bakanı'nın kendi odasının ardındaki başka bir gücün kontrol odasını hayretle fark ettiği bir dönem yaşanmıştı. Bir başbakan tesadüfen varlığını öğrendiği örtülü bir ödeneği fazla irdelememiş, bununla mücadele edememişti. Konunun bu bölümlerini biz çok az seyredebildik. İzlenme azlığından dolayı devamına son verilen diziler gibiydiler. Ne kadar çok tecrübe edinsek de, ne kadar benzerlik yaşamış olsak da, şu anda elimizdeki bilgiler sadece platonik. Çünkü onlar resmen yerlerini bulmamış, uçuşan bilgiler halinde. İmha edilmiş tutanaklar ve tanıklıklarla, yakalanıp yakalanıp salıverilen hükümlülerle, zaman aşımlarıyla geçen, uzun yıllara yayılan ortak hallerimiz tek bir masanın üzerine serilip resmen incelenemedi. Görünmeyen, o hiç gösterilmeyen boyuttan görünen boyuta geçemedik. Bu tür cinayetler son bulsun, gerçekler ortaya çıksın diye yıl dönümlerinde toplanıp konuşmalar yapıyoruz. Çok sayıdaki cinayet çoktandır hiç konuşulmaz oldu. Ama hepsi, bütün bu vahşi cinayetler, büyük bir kütle halinde sadece ardımızda değil, tam karşımızda bir dağ gibi durmakta. 1 Şubat 1979 yılında karanlık ellerin tetiği çektirdiği bir cinayet, Abdi İpekçi'yi ailesinden, arkadaşlarından, ülkesinden aldığında demokrasi açısından da bir kırılma yaşandı. Yazılarında barışı, basın özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu. Muhabirliğin önemini ortaya çıkaran, kanıta dayalı habercilik yapılması için öncülük yapan, hiçbir parti ya da güç odağına yaslanmadan halkın haber alma hakkını savunan Abdi İpekçi gazeteciliğini bugün de çok özlüyoruz. Ve Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de gazeteciliğe yeni bir soluk getiren, evrensel etik ilkelerle gazetecilik yapılabileceğini gösteren, Abdi İpekçi'yi öldürülüşünün 45. yılında saygıyla, özlemle anıyoruz. Abdi İpekçi'nin katili için hep diyoruz ki Maltepe askeri cezaevinden kaçırılan. Peki kim kaçırdı? Bu sorunun cevabını hala bilmiyoruz. Tıpkı Uğur Mumcu'nun ölüm emrini kimin verdiğini bilmediğimiz gibi. Yaptığımız şey ölüm yıl dönümlerinde toplanıp saygımızı göstermek ama bu sonuca bugüne kadar bir fayda sağladı mı sağlamadı. 1 Şubat günü Ankara'dan geldi. Ankara'dan geldi, gazeteye uğradı, oradan evine giderken öldürüldü Abdi Bey. Peki nereden geliyordu? Türkiye'deki siyasi fay hattının yumuşaması gerektiğini, bunun bir askeri darbeye evrilmemesi gerektiği için o konuşmaları yapmaktan geliyordu Abdi İpekçi. Abdi İpekçi'nin kıymetini anlamak, Türkiye'deki fay hatlarının ve Türkiye'nin bir arada durması için neler yaptığını görmek son derece önemli. Önümüzdeki sene, ondan sonraki senelerde milliyet var olduğu sürece, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sıfatıyla birileri gelecek, burada bir şeyler söyleyecek. Neyi değiştirebildiğimizi tarih yargılayacak. Abdi Bey çok şeyi değiştirmişti.
O yüzden bu kalabalıkta buradayız. Ruhu şad olsun.